Jean-Jacques Rousseau Toplum Sözleşmesi Seslendiren Akın Altan Kitap 1 Niyetim, insanları oldukları gibi, yasaları da olabilecekleri gibi ele alıp, toplum düzeninde güvenilir ve haklı bir yönetim kuralı bulunup bulunamayacağını araştırmaktır. Bu araştırmada adaletle fayda birbirinden ayrı düşmesin diye hakkın onayladığını çıkarın gerektirdiğiyle uzlaştırmaya çalışacağım. Önemini ispatlamaksızın giriyorum konuma. Bana sen kral mısın yoksa yasacı mısın ki politika üstüne yazı yazıyorsun diye soracaklara vereceğim karşılık şudur. Ben ne kralım ne de yasacı. Onun için politika üstüne yazıyorum ya. Hükümdar ya da yasacı olsaydın ne demek gerektiğini söyleyip vaktimi boşuna harcamaz ya yapacağımı yapar ya da susardım. Özgür bir devletin yurttaşı ve egemen varlığın bir üyesi olarak dünyaya geldiğim için kamu işlerinde sözümün etkisi neden naz olsa da oy verme hakkım bu işleri öğrenmek görevini yüklenmeme el verir. Her ne zaman yönetim düzenleri üstünde düşünsem, araştırmalarımda kendi memleketimin yönetimini sevme konusunda yeni yeni nedenler bulup seviniyorum. Birinci kitabın konusu İnsan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur. Falan kimse kendini başkalarının efendisi sanır ama böyle sanması onlardan daha da köle olmasına engel değildir. Bu değişme nasıl olmuş bilmiyorum. Bunu yasallaştıran nedir? İşte bu soruya karşılık verebilirim sanıyorum. Sadece kaba gücü ve bu güçten çıkan sonucu düşünmüş olsaydım şöyle derdim. Bir ulus boyun eğmeye zorlanır da boyun eğerse iyi eder. Boyunduruğunu silkip atabilecek olur da atarsa daha iyi eder. Çünkü özgürlüğünü kendisinden hangi hakka dayanarak almışlarsa, yine o hakka dayanarak geri almasında ya bu davranışı haklıdır ya da özgürlüğünün elinden alınması haksızdı. Ama toplum düzeni bütün öbür hakların temeli olan kutsal bir haktır. Bununla birlikte hiç de doğadan gelme değildir. Sözleşmelere dayanmaktadır. İş, bu sözleşmelerin neler olduğunu bilmektir. Bu soruna gelmeden önce demin söylediklerimi ispatlamalıyım. İlk toplumlar. Bütün toplumların en eskisi ve tek doğal olanı aile topluluğudur. Burada çocuklar bakılmak, korunmak gereksiniminde oldukları sürece babaya bağlı kalırlar. Bu gereksinim ortadan kalkınca doğal bağ da çözülür. Babanın sözünden çıkmamak zorunluluğundan kurtulan çocuklar, çocuklara bakma yükünü sırtından atan baba, hep birden bağımsızlığa kavuşurlar. Yine de bir arada kalırlarsa artık doğanın zoruyla değil kendi istekleriyle kalıyorlar demektir. Ailenin kendisi de ancak bir sözleşmeyle varlığını sürdürür. Bu ortakça özgürlük insan yaratılışının bir sonucudur. İnsanın ilk uyacağı yasa varlığını korumak yapacağı ilk şey de kendine borçlu olduğu özeni göstermektir. İnsan kendini bilecek çağa gelir gelmez nefsini korumaya yarayan araçlara değer biçmede tek söz sahibi olduğu için sonunda kendi kendisinin efendisi olur. Onun için aileye politik toplumların ilk örneği diyebiliriz. Bu toplumlarda baş bir baba, halk da çocuklar gibidir. Hepsi de eşit ve özgür doğdukları için özgürlüklerinden ancak çıkarları uğrunda vazgeçerler. Aradaki bütün ayrılık şudur. Ailede babanın çocuklarına olan sevgisi onlara gösterdiği özeni karşılar. Devlette ise devlet başkanının kendi halkına beslemediği bu sevginin yerini hükmetmek zevke olur. Grotius, her türlü insan gücünün yönetilenler yararına kurulmuş olduğunu kabul etmez. Bunu örnek olarak köleliği gösterir. Onun en çok başvurduğu düşünce yolu, hukuku olaylarla desteklemektir hep. Zorbalar için bundan daha mantıklı bir yol bulunabilir ama, daha elverişlisi bulunamaz. Onun için Grotius'a göre, İnsanlık mı yüz kadar adamın malıdır, yoksa bu yüz kadar adam mı insanlığın malıdır, pek belli değil. Kendisi kitabında baştan başa bu birinci düşünceden yana görünüyor. Hobbes'in düşüncesi de bundan başka bir şey değil. Buna göre insanlar bir takım evcil hayvan sürülerine bölünmüştür. Her birinin başında da onu parçalayıp yemek için koruyan bir baş vardır. Nasıl çoban sürüsüne göre üstün bir yaratılıştaysa, İnsan sürülerinin çobanları olan başları da uyruklarından daha üstün bir yaratılıştadır. Filon'un dediğine bakılırsa, İmparator Caligula kafasını bu yolda işletiyor ve böyle bir benzetmeye dayanarak kralların tanrı, halkın da hayvan olduğu sonucuna varıyormuş. Caligula'nın düşünme düzeni Hobson ve Grotius'unki ile aynı kapıya çıkıyor. Aristoteles de hepsinden önce insanların yaratılıştan eşit olmadıklarını Kimisinin köle, kimisinin de efendi olmak için dünyaya geldiklerini söylemişti. Aristoteles haklıydı ama sonucu neden sanıyordu? Kölelik içinde doğan her insan kölelik için dünyaya gelir. Bundan daha su götürmez bir şey olamaz. Köleler zincirler içinde her şeyi, hatta onlardan kurtulma isteğini bile yitirirler. Köleliklerini sever olurlar. Tıpkı Odysseus'un o hayvanlara yaraşır yaşamlarını seven arkadaşları gibi. Kölelik doğal bir duruma gelmişse doğaya aykırı bir köleliğin sonucudur bu. İlk köleleri köle yapan kaba güçse onları kölelikte tutan korkaklıkları olmuştur. Ben ne kral Adem'den söz ettim ne de Satürn'ün çocukları gibi ki bazıları bunları Nuh'un çocuklarına benzetmiştir. Evreni aralarında paylaşan Nuh'un üç büyük oğlundan. Bu ölçülü davranışıma diyecek yoktur sanırım. Çünkü bu hükümdarlardan birinin soyundan, belki de doğrudan doğruya büyük oğul soyundan geldiğime göre, elimdeki soyluluk sanılarımı ispatlayarak, insanoğlunun yasal kralı diye ortaya çıkmayacağımı kim söyleyebilir? Ne olursa olsun, Adem'in tıpkı Robinson gibi tek insanı kaldığı sürece, dünyanın hükümdarı olduğu su götürmez. Bu imparatorlukta hoş olan da, tahtında oturan monarkın ayaklanmalardan, savaştan ve dolap çevirenlerden korkusu olmamasıydı. En güçlünün hakkı En güçlü, gücünü hak, boyun eğmeyi de ödev biçimine sokmadıkça hep egemen kalacak kadar güçlü değildir. Güçlünün hakkı işte buradan gelir. Görünüşte alay edilen hak, gerçekte bir ilki olmuştur. Ama bize hiç açıklanmayacak mıdır bu sözcük? Güç, maddesel bir şeydir. Bundan nasıl bir ahlak çıkabilir, bilmem. Güce boyun eğmek, bir istemişi değil, bir zorunluluk, olsa olsa bir sakıntı işidir. Ne bakımdan ödev olabilir bu? Bir an için, bu sözde hak var diyelim. Bence bundan çıka çıka açıklanamaz bir takım saçma ve anlamsız laf çıkar yalnız. Çünkü hakkı doğuran güçse etkiyle birlikte etken de değişir. Bir öncekini alt eden bir güç, onun hakkını da elde eder. Ceza görmeden baş kaldırabildiniz mi? Bu baş kaldırma bir hak olabilir. Madem güçlü her zaman haklıdır, öyleyse yapılacak şey her zaman güçlü olmaya bakmaktır. Güçlünün yok olmasıyla ortadan kalkan bir hakka hak diyebilir miyiz? İnsan boyun eğecek olduktan sonra ödev dolayısıyla niye boyun eğsin? İnsan boyun eğmeye zorlanıyorsa boyun eğmek zorunda değil demektir. Görülüyor ki hak sözü güce hiçbir şey eklemiyor. Bu bakımdan hiçbir anlamda taşınmıyor. Güçlere boyun eğin. Eğer bu kaba güce boyun eğin demekse bir davranış kuralı olarak iyi ama gereksizdir. Çünkü hiçbir zaman buna aykırı davranılmaz. Her türlü güç Tanrı'dan gelir. Kabul ama bütün hastalıklar da ondan gelir. Böyledir diye hekim çağırmak yasak mı olmalı? Ormanın köşesinden karşıma ansızın bir haydut çıkıverse, ona kesemi yalnız zorlandığım için mi vermeliyim? Yoksa kesemi kurtaracak durumda olsam vicdan gereği vermem gerekir mi yine de? Çünkü haydudun elindeki tabanca da bir güçtür nihayet. Öyleyse kabul edelim ki Güç hak yaratmaz ve insan ancak haklı güce boyun eğmelidir. Böylece ilk soruma dönmüş oluyorum yine. Kölelik. Madem hiçbir insanın benzeri üstünde doğal bir yetkisi yoktur ve madem kaba güç bir hak yaratmaz, öyleyse insanlar arasında her çeşit haklı yetkenin temeli olarak kala kala yalnız sözleşmeler kalıyor. Grotius diyor ki bir insan özgürlüğünden vazgeçip bir efendinin kölesi olabiliyor da, neden bütün bir ulus kendi özgürlüğünü aktarıp bir kralın buyruğuna giremesin? Burada açıklanması gereken ikinci anlamlı sözler var. Ama biz aktarma sözü üstünde duralım. Aktarmak, vermek ya da satmak demektir. Şimdi, bir başkasının kölesi olan adam kendini vermiyor. Çok çok geçimini sağlamak için satıyordur. Ama bir ulus için niçin satar kendini? Bir kral uyruklarının geçimini sağlamak şöyle dursun, kendi geçimini onlardan çıkarır asıl. Gable'ye göre de, kral az buz şeyle yaşayamaz. Öyleyse uyruklar, malları birlikte alınmak koşuluyla kendilerini mi veriyorlar dersiniz? O zaman kendilerine ne kalıyor anlamıyorum. Denecek ki, zorba uyruklarına toplum içinde dirlik sağlıyor. Diyelim ki öyledir. Ama zorbanın şan şeref hırsının başlarına bela ettiği savaşlar, doymazlığı ve bakanlarının kırıcılığı, uyrukları kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan daha büyük üzüntülere sokarsa, bu dillikten ne kazançları olur ki? Hele bu dillik onların yoksullaşmasına yol açarsa, ne kazanmış olurlar bundan? İnsan zindanda da sessizlik içinde yaşar ama, bu kadarı orayı özlenir bir yer yapmaya yeter mi?'' Kikloplerin mağaralarına kapatılmış olan Yunanlılar da hayvanlara parçalattırılmadan önce sıra beklerken sessiz sessiz yaşıyorlardı orada. Bir insan kendini karşılıksız bağlar demek saçma, akıl almaz bir şeydir. Böyle bir davranış yolsuz olduğu kadar geçersizdir de. Çünkü böyle davranan bir kimsenin aklı başında değildir. Aynı şeyi bir ulus için söylemek, baştan başa deli bir ulus düşünmek olur. Delilikse hiçbir hak kazandırmaz. Herkes kendini başkasına bağlayabilirse de çocuklarını bağlayamaz. Çünkü onlar insan ve özgür olarak doğarlar. Özgürlükleri kendilerinindir. Hiç kimsenin onu kullanmaya hakkı yoktur. İyiyi kötüden ayıracak çağa gelmeden önce baba çocukları korumak, rahatlarını sağlamak için onların adına bir takım koşullar koyabilir. Ama onları kayıtsız şartsız, geri dönülmezcesine başkasına veremez.'' Çünkü böyle bir bağış doğan amaçlarına aykırı olduğu gibi babalık haklarını da aşar. Öyleyse keyfe bağlı bir yönetimin yasal bir yönetim olabilmesi için halkın onu kabul etmeye ya da etmemeye yetkisi olmalıdır. Ancak o zaman yönetim keyfe bağlı olmaktan çıkar. Özgürlüğünden vazgeçmek insan olma niteliğinde insanlık haklarından hatta ödevlerinden vazgeçmek demektir. Her şeyden vazgeçen insanın hiçbir zararını karşılama olanağı yoktur. Böyle bir vazgeçme insanın yaratılışıyla uzlaşmaz. İnsanın isteminden her türlü özgürlüğü almak, davranışlarından her çeşit ahlak düşüncesini kaldırmak demektir. Son olarak bir yandan mutlak bir yetke, öte yandan sınırsız bir boyun eğme koşulu koşmak tutarsız ve boş bir sözleşme olur kendisinden her şeyi istemeye hakkımız olan bir kimseye karşı hiçbir borç yüklenmiş olmayacağımız açık değil midir? Tek başına bu koşul, karşılıklı olmayan bir sözleşmenin geçersizliğini gerektirmez mi? Varı yoğu benim olan kölem, ne gibi bir hak ileri sürebilir bana karşı? Onun hakları benim olduğuma göre, kendi haklarımın yine kendime karşı ileri sürülmesi anlamsız bir söz değil midir? Grotius ve başkaları bu sözde kölelik hakkının bir başka kaynağını da savaştan çıkarıyorlar. Onlara göre yenenin yenileni öldürme hakkı olduğu için yenilenin yaşamını özgürlüğü pahasına satın alabilir. Bu anlaşma her iki yanında işine geldiği ölçüde daha da yasal olur. Ama yenilenleri öldürme hakkının bu sözde hakkın savaş halinin bir sonucu olmadığı apaçıktır. Çünkü insanlar o ilk bağımsızlıkları içinde yaşarken aralarında barış ya da savaş hali kuracak kadar değişmez ilişkiler olmadığı için birbirlerine doğal olarak düşman değildiler. Savaşa yol açan insanlar arasındaki ilişkiler değil, olaylar arasındaki ilişkilerdir. Savaş hali basit kişisel ilişkilerden değil, yalnız mal mülk ilişkilerinden çıkacağına göre özel savaş yani insanla insan arasındaki savaş sürekli bir mülkiyet tanımlayan doğal yaşama halinde olmadığı gibi, her şeyin yasa gücüne bağlı olduğu toplum halinde de olmaz. İnsanla insan arasındaki kavgalar, düellolar, çarpışmalar, bir durum yaratmayan işler ve davranışlardır. Fransa Kralı 9. Louis yasalarının izin verdiği, sonra da Tanrı barışının bir zaman için yasak ettiği özel savaşlara gelince, bunlar aslında saçma bir düzen olan, var olduysa eğer, derebeylik yönetiminin kötülükleridir ve doğal hukuk ilkelerine her türlü yönetim politikasına da aykırıdırlar. Öyleyse savaş insanın insanla değil, devletin devletle olan bir ilişkisidir ve bu ilişkide tekrar birbirlerine yalnız rastgele düşmandırlar. İnsan ve yurttaşı olarak değil, asker olarak, yurdun üyeleri olarak değil, koruyucuları olarak. Son olarak devletin düşmanı insanlar değil, yine başka devletlerdir. Çünkü özleri birbirinden ayrı olan şeyler arasında hiçbir gerçek ilişki kurulamaz. Bu ilke, öteden beri yerleşmiş genel kurallara, bütün uygar ulusların değişmez uygulamalarına da uygundur. Savaş açma bildirileri, devletlerden çok uyruklarını uyarmak içindir. Bir yabancı, ister kral, ister herhangi bir kimse, ister bir ulus olsun, Hükümdara savaş açmaksızın çalar çırpar, uyrukları öldürür ya da hapsederse düşman değil haydut sayılır. Oysa savaş ortasında doğru bir hükümdar bir düşman memlekette kamunun nesi varsa el koyar ama insanların canlarına, mallarına yani kendi haklarının temeli olan haklara saygı gösterir. Savaşın amacı düşman devletin yok edilmesi olduğu için karşı tarafın bu devleti koruyanları ellerinde silah olduğu sürece öldürme hakkı vardır ama silahları bırakıp da teslim olunca artık düşman ya da düşmanın aracı olmaktan çıkar, sadece birer insan olurlar. O zaman onların yaşamı üstünde hiç kimsenin hakkı kalmaz. Kimi zaman bir devlet, üyelerinden hiçbiri öldürülmeden de yok edilebilir. Savaş, amacı için gerekli olmayan hiçbir hak tanımaz. Bu ilkeler ne Grotius'un ilkeleridir ne de ozanların yetkisine dayanmaktadır. Doğal olayların bir sonucudurlar ve akla dayanırlar. Fetih hakkına gelince, güçlünün yasasından başka bir temeli yoktur onun. Savaş, yenen tarafa yenilen ulusları kesip biçme hakkı vermediğine göre, yenenin olmayan bu hak, yenilen ulusları boyunduruk altına alma hakkına da temel olamaz. Düşmanı öldürme hakkı, tutsak edilemediği zaman vardır ancak. Demek, Düşmanı tutsak etme hakkı öldürme hakkından gelmiyor. Böyleyse üzerinde kimsenin hiçbir hakkı bulunmayan yaşamını özgürlüğü pahasına yenilen tarafa satın aldırtmak çok haksız bir değiş-tokuştur. Ölüm kalım hakkını kölelik hakkına, kölelik hakkını da ölüm kalım hakkına dayatmakla açıkça kısır bir döngüye düşülmüyor mu? Şu korkunç hakkı her şeyi kesip biçme hakkını kabul etsek bile bence savaşta tutsak edilen kimse ya da bir ulus efendisine karşı ancak zorlandığı sürece boyun eğmek zorundadır canına karşılık bir şeyi elinden almakla yenen taraf yenileni bağışlamış olmaz onu boş yere öldüreceğine yararlanarak öldürmüş olur onun için yenilen üzerinde kaba güçten başka herhangi bir yetki elde etmek şöyle dursun aralarında eskisi gibi savaş hali sürüp gitmektedir Hatta ilişkileri bile bu durumun bir sonucudur. Savaş hakkını kullanmakta hiçbir barış antlaşmasını gerektirmez. Aralarında bir anlaşma yapmışlardır. Kabul. Ama bu anlaşma savaş halini ortadan kaldırmak şöyle dursun, onun sürekliliğini gerektirmektedir. Böylece duruma hangi yanından bakılırsa bakılsın, kölelik hakkı sadece haklı olmadığı için değil, anlamsız ve saçma olduğu için de geçersizdir.'' Kölelik ve hak çelişmeli sözlerdir. Birinin bulunduğu yerde öteki bulunmaz. İster iki adam için, ister bir adamla bir ulus için söylenmiş olsun, aşağıdaki sözler her zaman anlamsız kalacaktır. Seninle öyle bir sözleşme yapacağım ki, hep benim iyiliğime ve senin zararına olacak. Keyfim istediği sürece ben uyuyacağım. Yine keyfim istediği sürece sen uyuyacaksın ona. Hep bir ilk sözleşmeye dönme zorunluluğu. Buraya kadar çürüttüğüm görüşlerin hepsini kabul etsem bile, zorbalığı körükleyenlerin bundan bir kazançları olmaz yine de. Bir kalabalığı boyunduruk altına almakla, bir toplumu yönetmek arasında her zaman bir ayrım olacaktır. Dağınık yaşayan insanların sayıları ne olursa olsun, birbiri ardınca bir kişinin buyruğu altına girdikleri zaman, bence artık ortada bir ulusla başkanı değil, bir efendiyle köleleri vardır. Bu belki bir topluluktur.'' Ama hiçbir zaman toplum sayılamaz. Çünkü burada ne kamusal bir yarar vardır ne de politik bir bütün. Bu adam dünyanın yarısını boyunduruğu altına alsa bile yine de kişi olmaktan çıkamaz. Öbürlerinin çıkarından ayrı olan her çıkarı her zaman için özel bir çıkardır. Bu adam ölü verirse hükümeti kendinden sonra dağılıp gider. Tıpkı yanıp kül olan bir meşe ağacı gibi. Grotius, bir ulus kendini bir krala verebilir, diyor. Öyleyse ona göre bir ulus kendini bir krala vermeden önce ulustur. Bu bağış toplumu ilgilendiren bir iştir. Genel bir oylamayı gerektirir. Öyleyse bir ulusun kendisine kral seçmesini sağlayan işlemi incelemeden önce bir ulusun ulus olmasını sağlayan işlemi incelemek yerinde olur. Çünkü bu işlem ister istemez öbüründen önce geldiği için toplumun gerçek temelidir. Gerçekte daha önceden yapılmış bir sözleşme olmasaydı, seçim oy birliğiyle yapılmadıkça, azınlık için çoğunluğun seçtiğine katlanmak zorunluluğu nerede kalırdı? Başlarına bir efendiyi getirmek isteyen yüz kişinin, böyle birisini istemeyen on kişi adına oy vermeye ne hakkı olurdu? Oylarda çoğunluğa hak tanıyan yasa, sözleşmeyle meydana gelmiştir. Ve hiç değilse bir defa için oy birliğini gerekli kılar.'' Toplum Sözleşmesi İnsanları öyle bir noktaya varmış sayalım ki, doğal yaşama halindeyken korunmalarını güçleştiren engeller, diretme güçleriyle tek tek her kişinin bu durumda kalabilmek için harcayacağı çabalara üstün gelsin. O zaman bu ilkel durum sürüp gidemez artık. İnsanlar yaşayışlarını değiştirmezlerse yok olup giderler. Ama insanlar yeni güçler yaratamadıklarına, eldeki güçleri birleştirip kullanmaktan başka bir şey yapamadıklarına göre, kendilerini korumak için yapacakları tek şey, birleşerek diretme gücünü alt edebilecek bir güç birliği kurmak, bu güçleri bir tek dürtücü güçle yönetmek ve el birliğiyle harekete getirmektir. Bu güç birliği birçok kimsenin bir araya gelmesiyle kurulabilir ancak. Ama her insanın gücü ve özgürlüğü kendini korumada başlıca araç olduğuna göre, kendine zarar vermeden, nefsine karşı borçlu olduğu bakımı bir yana bırakmadan nasıl başkalarına bağlayabilir bunları? Konumla olan ilişkisi göz önünde tutulursa, bu güçlüğü şöyle anlatabiliriz. Üyelerinden her birinin canını, malını bütün ortak güçle savunup koruyan öyle bir toplum biçimi bulmalı ki, orada her insan hem herkesle birleştiği halde yine kendi buyruğunda kalsın hem de eskisi kadar özgür olsun. İşte Toplum sözleşmesinin çözüm yolunu bulduğu ana sorun budur. Bu sözleşmenin koşulları işin özüyle öylesine belirlenmiştir ki en küçük bir değişiklik onu etkisiz ve geçersiz bir duruma sokar. Öyle ki toplum sözleşmesi bozulup da herkes önceki haklarına dönünceye ve sözleşmeye dayanan özgürlüğünü yitirerek bu özgürlüğü uğrunda terk ettiği doğal özgürlüğünü yeniden elde edinceye kadar belki hiçbir zaman açıkça dile getirilmemiş olan bu koşullar her yanda kendiliğinden kabul edilmiş, tanınmıştır. Bu koşulların hepsi kuşkusuz bire indirilebilir ki o da şudur. Toplum üyelerinden her biri bütün haklarıyla birlikte kendini baştan başa topluluğa bağlar. Çünkü bir kez her kişi kendini tümüyle topluma verdiğinden durum herkes için birdir. Durum herkes için bir olunca da bunu başkalarının zararına çevirmekte kimsenin bir çıkarı olamaz.'' Ayrıca bu bağlanma kayıtsız şartsız olduğu için hiçbir şey ayırmadan birlik olabildiğince eksiksiz ve tamdır. Hiçbir üyenin isteyeceği bir şeyde kalmamıştır artık. Çünkü kişilere bazı haklar bırakılmış olsaydı onlarla halk arasında anlaşmazlıkları yargılayacak ortak bir üst makam bulunmadığına ve her insan bazı bakımlardan kendi kendisinin yargıcı olduğuna göre her bakımdan da öyle olmaya kalkışırlardı. O zaman da doğal yaşama hali sürüp gider ve toplum ister istemez zorbalığa kaçar ya da işe yaramaz olurdu. Kısacası kendini topluma bağlayan kişi hiç kimseye bağlanmamış olur ve kendi üzerinde başkasına tanıdığı hakların aynını elde etmeyen hiçbir üye bulunmadığına göre de herkes hem yitirdiğinin tam karşılığını hem de elindekini korumak için daha çok güç kazanmış olur. Özüne bağlı olmayan şeyler bir yana bırakılırsa toplum sözleşmesi şöyle özetlenebilir. Her birimiz bütün varlığımızı ve bütün gücümüzü bir arada genel istemin buyruğuna verir ve her üyeyi bütünün bölünmez bir parçası kabul ederiz. Bu birlik sözleşmesi o anda sözleşmeyi yapanların kişisel varlığı yerine toplantıdaki oy sayısı kadar üyesi olan tüzel ve kolektif bir bütün oluşturur. Bu bütün Ortak benliğini, yaşamını ve istemini bu sözleşmeden alır. Bütün öbür kişilerin birleşmesiyle oluşan bu tüzel kişiye eskiden site denirdi. Şimdi ise cumhuriyet ya da politik bütün deniyor. Üyeleri ona edilgin olduğu zaman devlet, etkin olduğu zaman egemen varlık, öbür devletler karşısında da egemenlik diyorlar. Ortaklara gelince, onlar bir birlik olarak halk, egemen gücün birer üyesi olarak teker teker yurttaş, devletin yasalarına boyun eğen kişiler olarak da uyruk adını alırlar. Ne var ki bu terimler çoğu zaman birbirine karışır ve biri öbürü yerine kullanılır. Belirlice kullanılırken bunları birbirinden ayırt edebilmeyi bilmek gerekir. Egemen varlık Bu formül gösteriyor ki, Birlik sözleşmesinde kamuyla tek tek kişiler arasında bir söz borcu yer almakta ve her kişi sanki kendi kendisiyle sözleşme yaparak iki bakımdan bağlanmış bulunmaktadır. Önce egemen varlığın üyesi olarak kişilere karşı, sonra da devletin üyesi olarak egemen varlığa karşı. Ama burada kimse kendine verdiği sözden sorumlu değildir diyen medeni hukuk kuralı uygulanamaz. Çünkü bir insanın kendine söz vermesi başka, üyesinden olduğu bütüne söz vermesi başkadır. Şunu göz önünde tutmak gerekir ki, her birinin iki ayrı açıdan düşünülmesi nedeniyle bütün uyrukları egemen varlığa karşı borç altına sokabilen kamu kararı, karşıt nedenden egemen varlığı kendi kendine karşı borç altına sokamaz. Onun için egemen varlığın bozamayacağı bir yasanın buyruğu altına girmesi politik bütünün özüne aykırı düşer. Egemen varlık kendini yalnız bir tek bakımdan görebildiği için kendi kendisiyle sözleşme yapan bir kişi durumundadır. Bu da gösterir ki halkın bütünü için hiçbir zorunlu temel yasa yoktur ve olamaz. Hatta toplum sözleşmesi bile. Bu demek değildir ki, bu sözleşmeye aykırı olmayan konularda bu bütün başkasına karşı bir yük altına giremez. Çünkü bir yabancı ile olan ilişkilerinde herhangi bir varlık, herhangi bir kişi olu verir. Ama politik bütün ya da egemen varlık, varlığını sözleşmenin kutsallığından aldığı için kendini hiçbir zaman ilk sözleşmeye aykırı bir şey yapmaya, hatta bir başkasına karşı bile zorlayamaz. Örneğin, kendinden bir parçayı başkasına geçiremez ya da bir başka egemen varlığın buyruğu altına giremez. Varlığını borçlu olduğu sözleşmeyi saymamak, kendini yok etmek demektir. Kendisi hiç olan bir şey ne yaratabilir ki? Hiç. Bu halk kalabalığı böylece bir bütün halinde birleşti mi, artık üyelerden birine saldıran bütüne saldırmış, Bütüne saldıran da üyelere saldırmış olur. Böylece ödevleri ve çıkarları sözleşmeyi yapan tarafları karşılıklı olarak yardımlaşmaya zorlar ve aynı insanların bu iki ilişkiye bağlı bütün çıkarlarını bu ilişkiye göre birleştirmeye çalışmaları gerekir. Öte yandan kendini kurmuş olan kişilerden oluştuğu için egemen varlığın bu kişilerin çıkarlarına aykırı çıkarı yoktur ve olamaz. Onun için egemen gücün uyruklarına güvence göstermesi gerekmez. Çünkü bütünün uyruklarına zarar vermeyi aklından geçirmesi düşünülemez. Nitekim birazdan göreceğimiz gibi özel olarak hiçbirine de zarar veremez. Egemen varlık egemen olmak dolayısıyla ne olması gerekse her zaman odur. Ama egemen varlığa karşı uyruklarının durumu böyle değildir. Çıkarları bir olmakla birlikte egemen varlık uyruklarının bağlılığını güven altına alacak yollar bulmazsa hiçbir şey onların sözlerini yerine getirmelerini sağlayamaz. Gerçekte, herkesin insan olarak sahip olabileceği özel istemi, yurttaş olarak sahip olduğu genel isteme aykırı ya da karşıt olamaz. Özel çıkarı genel yarardan apayrı bir yönde seslenebilir ona. Mutlak ve ister istemez bağımsız yaşamı, ortak davaya olan borcunu karşılıksız bir yardım gibi gösterebilir ona. Bu yardımdan yoksunluk başkalarına zararlıdır ama kendisine çok daha pahalıya mal olur.'' devleti oluşturan tüzel kişiyi gerçek bir insan olmadığı için akıl yapısı bir varlık olarak kabul ettiğinden uyrukluk görevlerini yerine getirmeksizin yurttaşlık haklarından yararlanır. Oysa bu öyle bir haksızlıktır ki artarsa politik bütünün yıkılışına yol açar. Toplum sözleşmesinin boş laf olarak kalmaması için bütün öbür bağlantıları pekiştiren şu bağlantıyı kendiliğinden içine alması gerekir. Kim genel istemi saymamaya kalkarsa, bütün topluluk onu saygıya zorlayacaktır. Bu da, o kimse yalnız özgür olmaya zorlanacaktır, demektir. Çünkü bu koşul, her yurttaşı yurda mal etmekle, onu her çeşit kişisel bağlılıktan korur, toplum bağlılıklarını yalnız o haklı kılar. Bu koşul olmazsa, bütün bu bağlılıklar anlamsız, zorbaca olur ve büyük kötülüklere yol açar. Toplum hali Doğal yaşama halinden toplum düzenine geçiş, insanda çok önemli bir değişiklik yapar. Davranışındaki içgüdünün yerine adaleti koyar, daha önce yoksun olduğu değer ölçüsünü verir ona. Davranışındaki içgüdünün yerine adaleti koyar, daha önce yoksun olduğu değer ölçüsünü verir ona. Ancak ödevin sesi iç tepilerin, hak da isteklerin yerine alınca, o güne kadar yalnız kendini düşünen insan başka ilkelere göre davranmak, Eğilimlerini dinlemezden önce aklına başvurmak zorunda kalır. İnsan bu durumda doğadan sağladığı birçok üstünlüğü yitirirse de öylesine büyük yaralar elde eder, yetileri öylesine işleyip gelişir, düşünceleri açılır, duyguları soylulaşır, baştan başa ruhu öylesine yükselir ki yeni durumun yarattığı kötülükler onu çoğu kez toplum öncesi durumdan da aşağı derekeye düşürmeseydi kendini bu durumdan bütün bütün çekip kurtaran anı durmadan kutlaması gerekirdi. O anı ki kendini akılsız ve gelişmemiş bir hayvan durumundan çıkarıp akıllı bir varlık, bir insan haline sokmuştur. Bu denkleşmeyi kıyaslamayı kolay bir biçime sokalım. İnsanın toplum sözleşmesiyle yitirdiği şey, doğal özgürlüğüyle isteyip elde edebileceği şeyler üzerindeki sınırsız bir aktır. Kazandığı şey ise toplumsal özgürlükle, Elindeki şeylerin sahipliğidir. Bu denkleştirmede yanılmamak için sınırını kişinin gücünde bulan doğal özgürlüğü halkın uyuyla sınırlı toplum özgürlüğünden kaba gücün ya da ilk oturma hakkının bir sonucu olan elde bulundurmayı gerçek bir yetkiye dayanan sahiplikten ayırt etmek gerekir. Yukarıda söylenenlere yani insanın toplum halinde elde ettiklerine insanı kendi kendisinin efendisi yapan manevi özgürlüğünü ekleyebiliriz. Çünkü salt isteklerin itisine uymak kölelik, kendimiz için koyduğumuz yasalara boyun eğmekse özgürlüktür. Ama bu konuda gereğinden çok konuştum. Özgürlük sözünün felsefe anlamı da zaten konumun dışında kalmaktadır. Mal Mülk Topluluğun her kişisi, topluluk kurulduğu zaman varı yoğu ve bütün güçleriyle birlikte kendini olduğu gibi topluluğa verir. Bu demek değildir ki, bu işlem sonunda El değiştirmekle mal sahipliği özünü de değiştirir. Ama sitenin güçleri tek kişinin güçlerinden kıyaslanamayacak kadar büyük olduğundan, kamunun mal sahipliği de gerçekte daha güçlü, daha kesindir. Bununla birlikte hiç değilse, yabancılar için daha yasal sayılamaz. Çünkü devlet, toplum sözleşmesiyle bütün üyelerinin mallarına sahiptir. Devlet içinde bu sözleşme bütün hakların temelidir. Ama başka devletlere karşı ilk oturma hakkı vardır ki, bu hakkı da kişilerden alır. İlk oturma hakkı, güçlünün hakkından daha gerçek olmakla birlikte ancak mülk düzeninin kurulmasından sonra gerçekten bir hak olur. Her insanın kendisine gerekli olan her şey üstünde doğal olarak hakkı vardır. Ama insanı bir şeyin sahibi yapan işlem, onu geriye kalan her şeyin sahipliği dışında bırakır. Payını aldığı için, onun sınırları içinde kalmak zorundadır. Topluluktan isteyeceği bir hakkı kalmaz.'' Onun için ilk oturma hakkı doğal durumda ne kadar dayanıksız olursa olsun her uygar insanın saygı gösterdiği bir aktır. Bu hakta saygı gören başkasının olan şey değil, bizim olmayan şeydir. Genel olarak bir toprak parçası üzerinde ilk oturma hakkı tanımak için aşağıdaki koşulların bulunması gerekir. Önce bu toprakta o zamana kadar kimsenin oturmamış olması, sonra bir kimsenin yalnız geçimine yetecek kadar yer tutmuş olması, son olarak da bu toprağın boş bir törenle değil, yasal kanıt bulunmadığı zaman başkasının saymak zorunda olduğu tek sahiplik belirtisi olan, çalışma ve ekip biçme ile elde tutulmuş olması gerekir. Gereksinmeye ve çalışmaya ilk oturma hakkı tanımakla bu hakkı gereğinden fazla genişletmiş olmaz mıyız acaba? Bu hakka sınır çizilmeyebilir mi?'' Herkesin olan bu toprağa sahip çıkmak için oraya ayak basmış olmak yeter mi? Bir topraktan bir an için başkalarını uzak tutacak güçlü olmak, onları bir daha bu toprağa dönme hakkından yoksun bırakmaya yeter mi? Bir insan ya da bir halk, koskoca bir ülkeyi zorbalık ve düzenle eline geçirsin, bütün insanları ondan yoksun bıraksın da bu yaptığı ceza görmesin. Olur mu? Çünkü bu, bütün öbür insanları Doğanın kendilerine ortaklaşa verdiği yiyecek içecekten, oturacak yerlerden yoksun bırakıyor. Nunez Balboa'nın kıyıdayken Güney Denizi'ne ve bütün Güney Amerika'ya Kastilya Krallığı adına el koyması, ora halkının topraklarını ellerinden almaya ve dünyanın bütün hükümdarlarını hesaba katmamaya yeter miydi? Böylece bu törenler boşu boşuna yenileniyordu ve Katolik Kral'a da yapacak iş olarak şu kalıyordu çalışma odasında oturup bütün dünyayı birden eline geçirivermek, vermek sonra da öbür hükümdarların daha önce ele geçirdikleri yerleri imparatorluğundan çıkarmak. Kişilerin birbirine bitişik topraklarının birleştirilip nasıl devlet ülkesi olduğunu, egemenlik hakkının uyruklardan oturdukları toprağa geçip nasıl bir mülk hakkı ve kişisel bir hak olduğunu düşünebiliriz. Bu durum toprağı ellerinde bulunduranları daha büyük bir bağımlılık altına sokar ellerindeki güçler de bağlılıklarını güven altına almakta kullanılır. Yalnız İranlıların, İskitlerin, Makedonyalıların kralı adını almakla, kendilerine memleketlerinin efendisi olmaktan çok, insanların başı gözüyle bakan eski monarklar bu yararı pek anlamış görünmüyorlar. Oysa, bugünün hükümdarları daha akıllıca davranıp, Fransa kralı, İngiltere kralı ve benzeri adını alıyorlar. Böylece ülkeyi ellerinde tutmakla, halkı da tuttuklarına daha güvenli oluyorlar. Bu bağlanmada tuhaf olan şu ki, topluluk kişilerin mallarını kabul etmekle onları bu mallardan yoksun bırakmıyor. Tam tersine, bunları yasal biçimde ellerinde tutmalarını sağlıyor. Zorbalıkla ele geçirme diye bir şey kalmıyor, onun yerini gerçek bir hak alıyor. Yararlanma sahiplik oluyor. Böylece malları ellerinde bulunduranlara kamu mallarının inalı, muhtemedi gözüyle bakıldığı, haklarına bütün devletin üyelerince saygı gösterildiği ve bu haklar devletin bütün gücüyle yabancılara karşı savunulduğu için bu kimseler halka ama daha çok kendilerine yararlı bir mal aktarmasıyla verdiklerinin hepsini adeta geri almış olurlar. Burada insana aykırı gibi gelen şey hükümdarla mülk sahibinin aynı topraklar üzerindeki haklarını aşağıda görüleceği gibi birbirinden ayırt etmekle kolayca anlaşılır. Bir de şu olabilir. İnsanlar hiçbir şeyleri yokken birleşmeye başlayabilir. Sonra herkese yetecek kadar toprak ele geçirip ondan ortakça yararlanabilirler. Bu toprağı aralarında ya eşitçe ya da hükümdarın koyduğu oranlara göre bölüşebilirler. Bu edinme ne çeşit olursa olsun her kişinin kendi toprağı üstündeki hakkı topluluğun bütün topraklar üstündeki hakkına bağlıdır. Böyle olmasa ne toplumsal bağlılıkta sağlamlık olurdu ne de egemenliğin işlemlerinde gerçek bir güç. Bu bölümü ve bu kitabı her türlü toplum düzenine temel olması gereken bir düşünceyle bitireceğim. Temel sözleşme, doğal eşitliği ortadan kaldırmak şöyle dursun, tam tersine doğanın insanlar arasına koyduğu maddesel eşitsizlik yerine manevi ve haklı bir eşitlik getirir. İnsanlar güç ve zeka bakımından olmasalar da sözleşme ve hak-hukuk yoluyla eşit olurlar. 1. kitabın sonu